Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Antel Down'un 4. bölümünden hepinize selamlar. Çok yüksek ihtimal sonraki bölüm final olacak. O yüzden üst üste 2 gün Antel Down atma kararı aldım. Yarın Dead by Daylight atacağım. Araya bir günlük böyle bir sezon finali gibi reklam girmiş olacak. Sonra bir aksilik çıkmazsa cumartesi günü de Antel Down'un finalini yapacağız. En son biliyorsunuz ki çok fena şeyler olmuştu bir önceki bölümde. Emily yangın kulesiyle birlikte madene çökmüştü. Sam maskeli katil tarafından bayıltılmıştı. Josh'u ortadan ikiye bölmüştük falan derken ilginç şeyler olmuştu. Yalnız bir önceki bölümün Sam kısmında gerçekten inanılmaz satmış. Editlerken sinir krizi geçirdim kendime. Yani oyun boyunca totemde yük asansörüne binmemiz gerekiyor diye 8 kere falan söyleyip o anki adrenalinle yük asansörünü öyle bir kaçırmışım ki ben satmışım yani orayı tamamen. Oraya kadar çok iyi oynamışım. İşte gerçekten sakin bir kafayla oturup izlemekle oynamak arasında çok büyük fark var. Bunu kendim bile anlayabiliyorum. Oynarken gram görmediğim bir şeyi editlerken böyle kocaman gözüme çarptı yani. O yüzden her oyunda söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten oynamakla izlemek arasında inanılmaz büyük bir fark var. Evet, hadi bakalım. Yine minik bir dropla başladık. Düzelecek o, sıkıntı etmeyin. Oyunu yeni açtığım için öyle oluyor. Allah, ne oluyor oğlum? Mum mu yandı bir anda? Bunlar tabii Josh'un olayına canlı canlı şahit oldular evet ama. Şu an başları belada değil. Ha dur, bize moral veriyor. Ne demek Eşticim, ne demek? Sam olayında sattık ama seni bir şekilde oradan kurtardık. Gönlüm el vermezdi, gerçekten gönlüm el vermezdi. Zaten. I know you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam. Okay, that's what we're doing. I mean, oh my God. Ashley, just stop, okay? Dur be Ashley, dur be ya. Zaten yeterince zor bir durumdayız. We're finding Sam. Loot arıyorum da arkadaşlar. Daha önce girdiğimiz odalar olmasına rağmen yine de bakmaya çalışıyorum. Oğlum. Adam istediği gibi kontrol ediyor ki tuş, orada tuş var tuş. Ablacım teknoloji gelişti, öyle gelip eliyle manuel kapatan Kiddler'lar, Jason'lar falan kalmadı artık. Adam sizi görüyor, baktı bunlar buraya gidiyor, şurayı kapatayım, şurayı açayım. Kolay gelsin hocam, tam orası yanlış. Oğlum bayağı ruhani şeyler olmaya başlıyor lan, kapı kendi kendine falan açıldı anasını satayım. Ananı satayım, o ne? Oğlum, Hannah'nın ruhu falan olabilir mi lan? Yoksa Ashley mi deliriyor? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. Why don't you believe me? I am serious, Black. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust. Yani haklı ama ısrar et ya. Vallahi gördük ki Chris, dikkatli olmamız lazım. No, you are wrong. I saw it and I am sure. Chris. All right. Tamam, inan bize Chris. Bak hala belki diyor, bak hala. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and what if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh god. Lan çok zor ya. Hangi kararı vereceksin? O kadar zor ki. Let's go. Hadi bakalım. Sam'in bayıltıldığı yere iniyoruz. Abi bir önceki bölümle ilgili benim aklımda kalan o kadar fazla şey var ki. Birincisi bu evde işte testere başlığı falan diye sipariş bulmuştuk. Bunu kim verdi ve o kartı niye orada unuttu? Yani ev Josh'ın, katil buraya sipariş niye versin? Hani böyle bir düzeni kuracaksa kendi evine verir. Kendi malikanesine verir. Arkamızdan kapı kapatıldı arkadaşlar. O ne lan? Oğlum. Kutunun içinde parçalarını falan göndermesin manyak herif. Dur bir sakin ol. Oğlum harbiden bunlara da hayalet musallat oldu ya. Burada bir şey var mı? Zaten bu dolap açıldı kendi kendine değil mi? Chris. Bu ne lan? Look, Chris. You can see in the windows. Ne gördün? Tiny furniture? No. It's a whole scene with dolls and everything. Aa. Yeah. Bu ev mi lan o? Bu evin şeyi mi, minyatürü mü? I guess you need a key if you want to play around in there. Ya, ne anahtarı abicim, oyun oynamak için şu an bir de anahtar mı arayayım oğlum? Lan Chris, the ghost.
Bak hadi hızlı bak. Senin refleksine sıçayım ben, senin refleksine. Evet arkadaşlar, arkadaşımız öldü. Kötü hissediyor diye Facebook'a durum paylaşıyor, anasını satayım. Ghost of what? You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost and it looked like Hannah. It looked like vallahi Hannah. Wait, what? Maybe Pat. Jesus, Ash. Bunlara musallat oldu oğlum o. I don't know. Maybe. They didn't because ghosts don't exist. Okay. Dur şu konuşma bir geçsin. I don't know. Oğlum. Ya ne oluyor? Dur gitme hemen mal gibi, gitme hemen. Dur bekle bir. Ne yapıyorum? Adam da delirdi lan. Nereye gidiyorsun? Bir şey diyeceğim. 5. bölüm müydü? 6. bölüm müydü? Neydi? Adı intikamdı ya. Acaba bu hayaletleri mi kapsıyor? Hani Hannah ve Beth sizden intikam almaya gelecek gibisinden. Yoksa Josh herhangi bir plan yaptı. Bizim için katil falan mı tuttu? Hani sonuçta onun malikanesindeyiz ya. Sonuçta onun kız kardeşlerine zarar vermiş oldu bu grup ister istemez. Tamam planları bu değildi ama sonuç olarak bunlar vesile olmuş oldu o olaya. Acaba Josh'tan falan mı bahsediyor lan intikam diye? Josh bir şeyler yapmış olabilir mi? Bir dakika, ben o taraftan gideceğim de önce bir loot falan kaçırmamak için şuraya falan bir bakayım. Bu kapı ileri gidiyor. Ha, burası şey. Dolabı devirip kulp bulduğumuz yer. Tamam, herhangi bir şey yok burada. Şuradan gitmeye çalışsam kapı açılır mı? Açılmaması lazım çünkü en son kilitlemişti. Aynen. Sam zaten burayı şey yapmıştı, yanına falan almıştı kulpu. Ya da direkt açıp içeri girip sonradan katil kulpu almış da olabilir. Biz o zaman şu hayaletli bölgeden gideceğiz ya. Chris gel lan. Bir de önden beni yolluyor şerefsiz herif. İnanmıyorsan sen gel önden. Hem hayalet var deyip hem niye biz gidiyoruz ki? Anahtar mı arayacağız diğer bölge için? Aa, anahtarı buldum lan. Tamam. At bunu cebe. Bak bak bak, Samara'ya bak arkada. Oh my god. Bunu da görmediysen malsındır. Heh, heh. Chris, gördün değil mi canım benim sonunda? İki kişi aynı anda delirmiş olamaz. Yolu mu gösteriyor? Ha, bak şunu açın diyor. Zaten bunu açacaktım anahtarla. Çok sağ ol hayaletçim valla. Oğlum bir şey diyeceğim. Ruhları falan serbest bırakmış olabilir miyiz böyle bir minyatür ev açarak? Oh god. Evet, bizim olayı canlandırıyor şu an. Evet, tamam. But it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone or something that was watching us. Oğlum Josh lan bu. Size bir şey diyeyim mi? Bu olayların içinde Josh var. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Alalım mı onu ya? Hannah'ın günlüğü. Aman tanrım, Mike da tamam bugün öğlen Josh'ı aramış. Şey için mi, hani partiye geliyorum tamam gibisinden. Mike'a o kadar aşık ki böyle, çok heyecanlı yani onun geleceği için. Bu kadar takıntılı olması normal mi bilmiyorum. Mike bana not bırakmış. Aşk mektubu almış gibiyim. Sam'le beraber mi yazdılar yoksa? Arkasında benim bir çizimim var da çok tatlı. O beğendiği tişörtü giyip bizimkiler mutfağa falan gitsin diye fırsat kollayacağım. Sonra çaktırmadan kaçarım. O da misafir odasında olacak herhalde. Olaylar olaylar. Beth'e söyleyecektim ama kesin karşı çıkar. Ne zamandan beri bu anı beklediğimi anlamaz ki. Alt tarafı bana olan duygularını itiraf etsin diyorum. Çok mu şey istiyorum? Tamam Hannah, her şey sırasıyla. Evet, günlüğü bu kadar. Harbiden de Mike'a fena yanıkmış. Kim açtı lan onu? Aşağıdan mı geldi? Chris, neresi açıldı oğlum? Karşıdan bir yer açıldı, orada mı açıldı? Yürü. Bunu önden yollayayım da bir şey saldırırsa ilk buna saldırsın. Bura mı açıldı? Aa, bura aralanmış lan harbi. Bismillah. İstediği gibi yönetiyor bizi. Oğlum, killer'dan mı kaçayım? Aman! Af, ikiye böldü bizi. Af, ikiye böldü bizi evin içinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir bir ayırmayı bak. Aha, ne oldu lan? Oğlum da bu kadar kolay kurtulacağımızı tahmin etmiyorum. Güzel. İkili devam etmemiz güzel. Oğlum bu bizi uyandırmaya mı çalışıyor bak? Böyle peşinizde bir killer var gibisinden. Ya da harbiden intikamı falan mı geldi? Bu ne lan? Kayıtta şu an o. Değil mi? Kayıtta mı? You think it's the guy? Well, that'd make sense, I guess. I don't like being watched. Ya biz bayılıyoruz anasını satayım. Better? Mantıklı. Go suck an egg.
Ashley, gaza gelmiş gibisin. Burada ne var? Ampul kataloğu. Buradan projeksiyonlar için orijinal lamba almış. Niye burada bu defter? Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu yapan kişi bunları niye gözümüze sokuyor diyeceğim ama gerçi Bodrum'da şey yapıyor sonuç olarak. Bir tane de makas var burada. Kelebek etkisi. Aha makası bulduğum için tedbiri elden bırakma. Güzel. Bu demek ki lazım olacak arkadaşlar bir yerde bize. Tamam şimdi bir dakika bak. Yine benim bir önceki bölümden kafamda şöyle bir şey kaldı. Şu yerde sürünen... Açlık totemi diyor ki arkadaşlar dönüşüm dolu kabusların alametiydi. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu bir önceki bölüm Emily kuleyle birlikte aşağı düştü ya. Onların düştüğü yer madendi. İşte o yüzden ellerinden tanımaya çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Emily'nin mor bir ojesi vardı. Şurada sürünen kişinin ojesi mor değil gördüğüm kadarıyla. Yani bu dönüşen kişi Emily olmayabilir. Buradakini de tam sanırım ojeleri görünmüyor. Tam emin değilim ama Emily'de de bir takım dönüşüm sıkıntıları olabilir. Göreceğiz. O ne lan? Just when you think it can't get any creepier. Bırak onu bırak. Aman böceği. Normalde olsa var ya şu kız o böcek için orayı başına yıkardı. Ne oluyor oğlum? Ama şimdi o kadar fazla şey gördü ki hamam böceğini alıp ağzına bile atar yani. O derece basit geliyor hamam böceği onun için. Edeceğiz edeceğiz. Semih bırakalım mı? Aynı sonunda mı başına gelsin? Aa burası son kısım şeyin. Sola dönüp Semih yakalamıştık. Tık katil. Burası da başka bir otel mi? Aa farklı bir kanadı mı otelin? Dur bakayım sen oradan git. Ben şurada bir loot yapayım geleceğim. Totem buldum. Çok güzel. Hadi bakalım. Oğlum bu totemler var ya beni çok ürkütüyor lan. Birisinin böyle bir şeyini görüyorsun ya. Bir canavarın gözünden gördük galiba. Evet açlık totem. Abi vallahi sanırım teorilerimde haklıyım ya. Birisi dönüşüyor da. Şimdi düşünüyorum. Josh ortadan ikiye bölündü. Madenle bir alakası yoktu sanırım. Diğer kişi de zaten Emily. Emily madene düştü. Emily'nin dönüşmesi gerekiyor illa biri dönüşecekse. Çünkü olaylar madende oluyor zaten. Artık o madende ne varsa. Karışçım ilerle. Zaten yeterince gergin bir haldeyiz. Yeah, I'm about at my limit here too. Oğlum lan dibe kadar geldiniz. İşte birisi intikam peşinde. O Hannah mı Josh mı onu göreceğiz. You know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great. So you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. Sıcak kanlı devam ya. Bizim hatamız kesinlikle yani. Don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? Gençlik gururu sonuçta. To your face. What? Abo. We made her look so stupid. Ha bir an araba arkasından falan mı konuşuyorlar da onu açıklayacak sanırım. I can't imagine doing anything worse to somebody. Hani dayanacak gücümüz kalmadı dediniz. Devam ediyorsunuz. Geri mi dönüyoruz lan? Bu neymiş? Sahte gazeteler. Why would anyone make fake newspapers? Sahte gazeteler derken acaba bu kayıp ilanlarıyla falan ilgili bir şey mi? Hani sahte gazeteye kayıp ilanı falan bastırıp daha tedirgin etmek için falan. Ben mi ineyim önden lan? Sen niye gitmiyorsun ki Chris ya? You know what? No. Ash. No, I've had enough. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac? Chris var ya çok güzel empati yapıyor, çok güzel. We're basically killing her ourselves. Gözü pek, bulacağız abi Sam'i. Yapacak bir şey yok. God damn it. Buradan geri dönüş olmaz. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Sam'i bulalım da kim haklıysa haklı sıkıntı yok. Zaten benim yüzümden o hale düştü. Kadına kocaman totem gösterdi bak dedi buraya saklanacaksın diye salak gibi gittim koştum ya. O anki panikle ne yapacağımı bilemedim elim ayağıma dolandı. Chris, I'm getting a really weird feeling from all of this. What do you mean? So we're saying that the same guy who made the newspapers also set up the camera, right? Evet. Yeah, I think so. It's just, it feels like he's constructing this whole story for us then. Watching us run around, freaking out, seeing what we do, like it's some sort of fucking experiment. Biz Hannah'ya bunları yaparken kameradan izlemiştik ya. Kameraya kaydetmiştik. Yeah, that actually makes a weird sort of sense. Tam bir intikam hikayesi dönüyor yani. Yani sanırım burada ona değinmek istedi. Hani sonuçta bunlar da Hannah'ya bu olayı yaparken kameraya kaydetmişlerdi ya tepkilerini falan. Bu kişi de her kimse, ben nedense inatla Josh olduğundan şüpheleniyorum. O da aynı böyle hani bunlar korksun da tepki versinler falan.
olayını bize yapıyor gibi. Bu neymiş? Aküler ve zamanlayıcılar. Birisi televizyon, birisi de ışıklar. Bayağı basement'tan yönetiyor o zaman bizi. Her şey burada çünkü. Oğlum bu ne bunun? Aa! Bu Ashley ile Josh'ın olduğu tuzak değil mi? Adam daha önceden bunu çalışmış. Jigsaw da böyle yapıyordu ya, hani tuzakların bir prototipini falan yapıyordu böyle öncesinden. Nasıl olur? Patladığı zaman nereye hasar verir gibisinden. Eşli ama sen de şimdi. Tamam artık korkuyoruz, evet. Kancalar ve zincirler, hadi bakalım. Dead by Daylight evreni mi dersin? Pinhead evreni mi dersin? Hellraiser mı dersin? Yoksa Powerpuff Girls mi demeliydim adamım? Unless the Washingtons were into some freaky shit in their spare time, then yeah, probably. Vallahi Washingtonlar uğraştı mı uğraşmadı mı bilmiyorum da. Oğlum yuh. Oh no, you've got to be kidding me. Repulsive. Bunu niye yapmışlar? Why the hell is that here? Kesme biçme işlerine adapte olabilmek için, yani bir antrenman gibi miydi acaba? Çok ilginç şeyler dönmeye başladı. Bak her yerde şu cansız mankenlerden görüyorum. Aa dur lan! Bu ne? Bizi listelemiş. Emily mi lan sol alttaki? Emily'ye çarpı atmış. Bir şey diyeceğim. Ha dur şöyle fener tutalım. Tamam Emily aynen. Emily'ye çarpı atmış. Niye iki gözünü atmış? Onu hani tam bu okey gibisinden mi? Bir şey diyeceğim. Josh da niye çarpıyor abi? Josh da ölmedi mi diye soru işareti ünlem, soru işareti ünlem şeklinde devam eden bir örüntü. Tamam Sam'de falan herhangi bir şey yok şu an. Sam demek ki sadece bayıltılmış. Herhangi bir zarar görmemiş. Josh olayı şüphesini koruyor abi. Her zaman şüphelenmeye devam edeceğim ondan. Emily'nin çarpıları öldüğüne mi işaret yoksa dönüştüğüne mi bilmiyorum ama. Tam olarak öyle de. Şimdi siz tüm olayları görmediğiniz için bilmiyorsunuz arkadaşlar. Siz Emily'nin falan ne yaşadığını bilmiyorsunuz şu an tabi. Soldaki pala bir şey ifade ediyor olabilir mi bunlar? Kalp, silgi, muz. Kesin bir şey çağrıştırıyor da ben ayıkamadım gibi ya. Şu palanın şeyle bir olay olabilir mi? Mike'ın kendi elini kesmesiyle falan. Dur bakalım bir devam edelim. Bir açsın. İçi önemli olabilir. Bir şey diyeceğim, adamın bize seçenek sunduğu şey defter sanırım. Hani şunu mu seviyorsun, bunu mu seviyorsun diye soruyordu ya. O menüdeki John Abruzzi. Chris oradan gitmeyeceğiz. Arkada bir kapı daha vardı arkadaşlar. Kaçırmak istemiyorum. Ama şimdi bu kapı açılıp beni başka bir animasyona sokarsa diğer yerden loot falan kaçıracağım diye çok korkuyorum. Al işte şimdi nereden gideceğim? Burası sadece bir oda mı? Burada bir projeksiyon bulduk. Zaten bunun için ampul mampul bir şeyler almıştı ya. Hello? Ya ondan niye korkuyorsun? Sen mi bastın zaten? Oh God. Chris, it's from last year. Neler oluyor? Stupid prank. Ha. Olayı mı koymuş? This is a little uncomfortable, huh? Evet. O çektiğimiz şey. Zaten sürekli bir yerlerde kamera falan buluyorduk ya. Onlar da demek ki bizim kameralarımızmış. Alıp oralardan falan bulmuş bu sahneleri yani. Oh jeez. Wow. Forgot you were such a willful participant. Daha kötü hissedemezdim. This is horrible. Couldn't feel worse. Tabii ki öyle ya. Şu an içinde bulundukları durumu da kattığın zaman. It's the worst part, isn't it? We were just playing a joke. It was supposed to be funny. Yeah. İşte akran zorbalığı. Onu satayım. Bakma lan öyle. Oğlum tüylerim diken diken oldu. O nasıl bir bakıştı? Ash, slow down, okay? I can't handle this. Ghosts and these videos and everything just lying. Kafayı yersin ya. Kafayı var ya yersin ya. Why should I calm down, Chris? I am freaking out. This has got to be someone messing with us. Think about it. Ghosts don't hook up video cameras. They don't play games. Then who would set this all up? Seriously, I'm asking. I don't know. Maybe the same person who tied you up and killed Josh? Yeah, right. Birbirinizi kandırabilirsiniz ama beni kandıramazsınız. Josh ölmedi. Öldüyse de bunu planlayan kesinlikle Josh. Ama şöyle bir çelişki var. Bunu planlayan kişi Josh'sa zaten ölmemiştir. Orada bir numara vardır oradaki testlere kısmında. Sonuçta göz göre göre kendisini öyle bir şey riskine atmaz yani hani. Kendi tarafına bir düzenek kurmuştur. Eğer bunları planlayan oysa, fakat çok beklenmedik bir şekilde başka biri falan çıkar bilmiyorum. Yani şu anki seçenekler arasından gidiyorum ben. Çok fazla bir seçeneğimiz yok zaten. Get that. What? Might be Sam's. Sam'in değildir ya.
I got it, but oh damn, this thing is heavy. Oğlum hemen animasyona sokmasaydın beni. Oh, come on. Wait, what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? Allah kahretsin. Chris gel lan gel. Hangisine yine? Aha. Aha hadi bakalım dur. Süre sayıyor, bir durdurmam lazım. Abi çok hızlı bir şekilde sesle düşünüyorum. İlk bu hayalet olaylarını falan görüp tespit eden de Ashley'di. Chris bence çok dikkatsiz birisi. Ayrıca orada kan varsa bizi yanlış yönlendirmek istiyor da olabilir. Sonuçta bu adam boya kullanıyordu. Boya kullanarak Emily'lerin bulunduğu dağ evine die falan yazmıştı. Yani boyayı kullanarak çok rahat alt edebilir bizi. Ayrıca Ashley böyle şeyler görme konusunda gerçekten daha iyi. Yani Ashley bir şey gördüm, şurada Sam'e benzer bir şey gördüm diyorsa ben Ashley'ye inanıyorum abi ya. Artık bilemem ama... Ashley, senin hislerinden devam edeceğiz. Sam! Ash! Lanı satayım. Allah, kelebek etkisi yedik. Abo, birlikte kalın kısmını kaçırdık. Hata mı yaptık lan? Aha! Allah, sessizlik temalı bir şey sorarsa sıçarım. Belki doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum ama... Sessizlik temalı bir şey sorarsa sıçtık abi. Vallahi soracak. Ananı avladın. Aaa tepemde. Lan alma öyle. Mı deme ya, deme ya. Oğlum. Çok zor bir sahne olduğunu aldım gibi eminim şu an. Var ya. Ateşe atladım resmen. Oğlum adam. Bence dibimde falan şu an. Kapıyı kapattığım gibi arkamda belirecek. Ananı avladın, gitme öyle. Hayır. Nanus. Ya sen mal mısın? Piç! Ne yapıyorsun? Salak! Altıma sıçtım ya burada. Neyse güzel, birleşmiş olduk o taraftan. E bu da şey, John Abruzzo'nun yanında oturan heykel. Sam'in kıyafetleri mi? For Sam. For any of us, but yeah, mostly for Sam. We've got bigger problems right now. What do you mean? This is a adamı gördüm, adamı gördüm. Saw him. What? Where? Where'd he go? İçeride. But we've got to be quiet. He's got to be still really close. Buraları izlemiyor mu ya adam acaba? Ah, Sam. Sam? Ananı avradını, hadi bakayım. Dur ben bir önce etrafı inceleyeyim. Ya buralara da zaten loot koymuyorsunuzdur herhalde ya. Sam'in başı beladayken loot mu yapayım, anasını satayım. Şurayı bir de açmayı deneyeyim. En azından kilitli olduğu zaman içim rahat ediyor ya. Bir şey kaçırmadığımı anlıyorum yani. Killer'la yüzleşeceğiz mi? Gizlilik esaslı bir şeyler mi olacak? Çok tedirginim şu an. Lan? Sam? Maketi mi? Yo. Tam bir şey yok, bir şey yok. Hayır bayılmış. Ölmedi. Nabzını mı kontrol edin? Aynen, tamam. Bayılttı işte. Ananı satayım. Lan bir arkanıza bakın. Bunu da bayılttı. Makası sapla. Sapla makası. Of, aim'i tutturamıyordum az daha. Yaşa ve öğren mi? Yaşa ve öğren, yaşa ve öğren. Yaşa ve öğren derken size zarar vermeyeceğim. Sadece bir ders vermeye çalışıyorum şeyinde mi, yoksa hayatta kalırsan öğrenirsin gibi bir hani meydan okuma mı? Ooo, bize rulet mi oynatacak? Bize rulet mi oynatacak? Jesus, Ash, what did he do to you? I think he hit me. Shit, I'm gonna murder his fucking face off. What is this? Oğlum, hayır, birinden birini seçmemi mi isteyecek? This is the guy who killed Josh. Oh, God. No! God! You murdered a piece of shit? You monster! We're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. Yine kaydı alıyor, görüyor musunuz? I wish I could tell you. It's just not fair. What? Tell me what? It's too late. Ha. Chris, what's the point? Hoşlandığını söyleyecek. Ortamı iyice duygusallaştır aynen. And now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you
was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry. I should have told you how I felt. İşte. Chris. Güzel bir mesaj. Ashley, I swear when we get out of this. Hayvan herif, yavaş. Oğlum. Ya yine bir durdurup düşünmeye çalışacağım arkadaşlar. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice. Ha, bu seçimi Ashley'e yaptıracak. Ha, yok, yine yapıyor. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley. Or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. Aynen Chris'cim valla. Nasıl aklıma gelmedi o benim ya. Abi dur dur. Yani öyle kritik seçimler soruyor ki harbiden böyle bin bir türlü şey düşünmem gerekiyor. Totemlerde bununla ilgili bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Elimdeki tek ipucu ne biliyor musunuz? Özellikle Ashley'e söylemesi nedeniyle yaşa ve öğren cümlesi. Bak bunu iki kere tekrar etti. Oraya çok net bir vurgu yaptı. Yaşa ve öğren dedi. Yani bu ipucundan yola çıkarak Ashley'i vurmamam gerekiyor. Başka bir şey var mı düşüneyim. Totemlerde hiç bu sahneyle ilgili bir şey yok. Makası zaten kullandık. Hani acaba makasla bir şey yapacağız. İplerimi keseceğiz diyeceğim. Onu zaten kullandık. Evet, tek ipucum bu. Chris, üzgünüm adamım. Seni seçiyorum. Hayır. Senin yaşaman lazım, sana dedi. Ya kafamı karıştırma, seçmiştim ne güzel. Oğlum. Of. Of. Ben az öncekini yapınca bitecek sandım sahne. Şu an gerçekten direkt eğim doğrultmamı istiyor. Düşünüyorum. Düşün purpo. Kaçırdığım bir şey mi var ya? Şuradan bir bak. Kaçırdığım bir şey mi var? Kelebek etkisi falan. Sokacağım kelebeğine de şimdi. Birlikte kalın kısmını yaptık en son. Yani buralar da zaten anlık olarak söylüyor sana ne yaptığını. İlerisi için çok ipucu vermiyor galiba. Gizemli adam olayı ne? Bu bulduğumuz... Dur şunlara bir bakalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak şurada bir balta kaybolmuştu, hatırlıyor musunuz? Bu baltanın aynısını Emily'lerin bulunduğu dağ evinde bulmuştuk. Bu iki parçayı bir birleştirdik. En azından hani baltanın nereye gittiğini anlamış olalım. Madende bulduğumuz pro izmaritini de Mike'ın gittiği sanatoryumda bulmuştuk. Onun kutusunu. Bu da birbiriyle eşleşiyor. Yani evet, şu an bu olayla ilgili bir şey yok. Kararımdan devam edeceğim abi. Chris'i seçiyorum. Bilmiyorum. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok abi. Sadece tek mantık yürütebileceğim bir nokta vardı ve onu yürüttüm. Ne oluyor reis ya? Don't you see that this torture porn has gone too far? Psikolojik, sadece psikolojik bir etki yaratmaya mı çalışıyor acaba? Oğlum çıkar şu maskeyi. Rey Mysterio maskesizi şu kadar beklemedim ya. Aa, omzunu tuttu. Bir şey diyeceğim. Şu an canlı canlı mı yönetiliyor bu? Lan ben... Gelecekten falan sahneler sanıyordum ben burayı. Oğlum... Eş zamanlı mı lan bu? Adam omzunu tuttu çünkü. Daha yeni yaralandı. Allah'ım, kafayı yiyeceğim ben bu oyunda ya. Kafayı yiyeceğim. Bir anda neler oluyor hayatta şarkısını söylemeye başlamak istiyorum şu an ya. 7. bölüm. Şiddet. 4 saat kaldı. 4 bölüm kaldı anlamına geliyor yani arkadaşlar. Geçtik Sam'e. Hadi bakalım. Lan! Sen nasıl geldin oğlum? Lan bu nereden geldi? Washington'ların evine nasıl geldi oğlum bu? Bu sanatoryumda değil miydi? Ih diye ilerleyelim şöyle. Bir daha. Heh, döne. Çok severim bunu yapmayı valla. Şu an ne kadar eğlendiğinin farkındayım. Ellerimi çöz. Oha, hayvan herif. Onu da getirmiş. Tamam, kes sen şimdi o... şunu. Bir daha. Tamam. Yalnız onu da yanımıza alalım istiyorsan. Oh my, thank God you found me. It's okay.
Şöpşük. Oğlum lan Jessica'nın peşinden gitmedi mi bu? Nasıl oldu buraya geldi lan? Sen oraya nasıl inebildin? Parmaklarını boş ver ya. I don't understand. How did you get here? How did you find me? There's a fucking maniac up here on the mountain. Biliyoruz onu da. He lives in this like web of tunnels. I was down there trying to get out and then I found this grate and I saw you. Mike'tan şüphelenmeli miyim? This guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed, just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ, what the fuck is going on? Hey, Jessica'ya ne oldu? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Açarım açarım da, bir şey diyeceğim, dönüşenlerden biri Jessica mı lan yoksa? Aa, biz onu unuttuk. Emily dedik de. Hadi okula gidiyoruz. Alp diye çanta mı olur lan? Buradan tüm Alplere selamlar. Dağ olanlardan bahsettim arkadaşlar. Hemen üstünüze alınmayın. Ablacım, her şeyden çok merak ettiğim bir şey var. Sen o kadar depar attın. Seni bağladı, yere düştün, yuvarlandın, sandalyede gittin falan derken o bornoz hala açılmadı ya, sana helal olsun. Sana helal olsun. Tebrik ve takdir ediyorum seni. Burası nereye gidiyor? Gitmiyormuş. Yani Mike orada bizi bekliyor. Hala arkada loot derdindeyiz ya. Şu barikatı bir kaldıralım şuradan. En azından biraz olsun Mike'la sarılırız, marılırız, bir şeyler yaparız. İyi hisseder. Biz de iyi hissederiz. İkisi de zor anlar yaşadı. Mike çok büyük fedakarlıklar yaptı. Sadece Jessica'yı orada salıp niye buraya geri döndü onu anlamadım. Ben bölüm falan atlamadım değil mi lan? Well, actually the towel didn't turn out to be the best outfit. Ha, aynen. Sonunda bir üstlerini giy. Bir dakika, dur. Burası çok önemli arkadaşlar. Burası neden çok önemli? Totemde Sam'le ilgili bir kısım vardı. Hangi üstü giyecek bir bakmamız lazım. O üstlerden birisi kadın karakterlerden hangisi olduğunu anlamamıza yardımcı olacak yani. Tamam. Capri. Üstüne de kırmızı mont. Şimdi bul o totemi. Bak bu sahne. Şeyi çekemiyorum. Şu sağ kısmı çekemiyorum ama bak. Burada son anda sudan çıkan kişi var ya. O şu anki kombiniyle birlikte Sam. Tamam, kılavuzluk toteminde yer alıyor bu. Yani şöyle çamurlu mamurlu bir yol varsa orayı seçeceğiz arkadaşlar artık. Tam doğru mu anlıyorum bu totemlerin mantığını bilmiyorum ama anladığım kadarıyla. Tamam, aynen. Aynı bu kombin. Aa! Nasıl lan? Daha o olay yaşanmadan öncesini mi bunlarla oynuyoruz şu an? Kuru sıkı mıymış? Chris çok iyi lan, ölmemiş Chris. Aa, bizimkiler geldi arkadan. Oğlum biliyordum, yemin ederim biliyordum. Yemin ederim biliyordum, şerefsiz. Yaşaya da öğren demişti ya, doğruymuş lan. Yaşa ve öğren demişti, yaşaya da değil de. Ya tüm oklar seni gösteriyordu ya Josh. Tüm oklar seni gösteriyordu. İntikam, kardeşlerine yapılanlar, onlar kayıt altına alınırken senin de her şeyi kayıt altına alman. Eve gelen siparişler, yani neden senin malikanene böyle siparişler geliyor? Katil eğer kendi adresine verebilecekse bunu. En yakın PTT şubesine de isteyebilirdi yani, neden senin evine istiyor? Aha! Lan bu da mı ölmemiş? Oğlum ben şu ana kadar kimseyi öldürmemişim ya. Lan full yaşayarak gidiyorum, çok güzel oğlum. Lan Emily, senin yaşayacağına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Ebe buradan kurtulursa... Heh, sallan ileri doğru. Bir daha. Emily sabaha kadar böyle sallanırım vallahi, çok eğlenceli. Tamam, biraz daha ivme kazan. Ama sen atlayamayacaksın ki oradan. Oğlum öyle bir... Yani görmedim. Skill check'i görmedim. Bir daha mı aynısını yapmamı isteyecek? Oğlum bu sahne çok zor lan. Bunu çocukken parktaki merdivenlerde yapardım. Lan satayım, yavaş yavaş. Lan dur, aşağı düşeceksin.
Biri de yaşıyormuş, çok iyi. O müzik ne oğlum? Kule çöküyor yavaş yavaş. Ah! Biraz daha geç kalsak dibi boyluyormuş. Harbiden dibi boyluyormuş. Ne arıyorsun orada? Oh god. Here goes 600 bucks. Ya sen mal mısın ya? Oğlum şaka yapıyor, ne olur şaka yapıyor ya. 600 dolar diyor bana ya. Tamam aynen, çok iyi. Al meşaleni. Evet arkadaşlar, adaya bu haftaki veda eden ismimiz Emil oluyor. Meşalesini aldı kendisi. Bir şey diyeceğim şimdi, katil tarafının olayı bitti mi acaba? Hani kim olduğunu öğrendik. O John Abruzzi'nin ona kızmalarından da anladığımız kadarıyla bize gerçekten fiziksel olarak zarar verme gibi bir amacı yoktu büyük ihtimal. Psikolojik şiddetti yani tek amacı. John Abruzzi o yüzden kızdı, hani ileriye gidiyorsun, ne yaptın, senin insanlara zarar vermeye başladın gibisinden. Sanırım bu saatten sonra bu yaratık olayları falan başlayacak. Ki bu yaratık olaylarının hiçbirisi farkında değil gibi. Herkes bu katile falan odaklanmıştı. Bu yaratıklarla karşılaşan ilk insanımız da sanırım Emil olacak. Burası neymiş? Oradan çıkabilirsek aslında direkt giderdik o kulübeye ya. Ulan bu maden çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Emil'i keşke ölseydim orada diyebilir yani. Oğlum bayağı sanki böyle Piramit diye bir tane film vardı. Ona gelmiş gibiyim ya. Burayı açabiliyor muyum? Demir testeresi falan bir şey gerekecek galiba bunun için. Bak şu ray olayları, bir dakika. Bak, raylar var. Canavarın açısından mı görüyoruz bilmiyorum ama bu Emile'nin başına bir şey geleceğini totemden net bir şekilde anlamış oluyoruz. Önce şurada ne varmış bir bakalım. Nemesis'in aşısını mı bulacağız, bu ne? Tamam, madencilerin fotoğrafını bulduk. Yeni şaftları dinamitlemeye hazırlanıyorlar. Totem bulduk. Ha oğlum, totem bulunca çok heyecanlanıyorum. Yani spoiler yemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Chris birisini vuruyor. İlk defa kayıp totemi buldum bu arada. Kahverengi kelebekler arkadaşları etkileyecek yitimi önceden haber verirdi. Yani şey demek mi bu? Birbirinize düşürüyor sizi. Yani o vurduğumuz kişi bizden biri mi? Tam bilemedim ama tamam. Pompalıyla birisini sıkıyor. Evet, şimdi şu vagonu harekete geçirip kapıyı kırabiliriz diye düşünüyorum. Bunun emniyetini çekelim yana. Hadi görüşürüz. Yani işte buradan sonrası biraz tehlike. Emilicim, buradan sonrası biraz tehlike. Tamam, asansör burada diyor. Dondurucu soğukluk var bu arada. Emil'in ağzından duman çıktı. Ben bir çevreyi hemen araştırayım. Madenin bu bölgesi yakın zamanda bölgesel bir çökmeye maruz kalmıştır. Evet, o zaten maden çöküntü olaylarını falan biliyoruz bir önceki bölümlerden. Efendim? O neydi oğlum? Yine böyle anlık patlamalar yaşanabilir gibisinden bir şey miydi? Giriş çıkış makinesi. Oraya kart mart bir şeylerini asmışlar galiba. Giriş çıkış kartları falan vardı ya. Bak şimdi, hem şu merdivenden yukarı çıkabiliyorum hem de şu asansöre gidebiliyorum galiba. Ben bir yukarı çıkayım. Asansör belki beni alta üste bir yere götürüyor olabilir. Yukarıyı kaçırmayalım. Bu nasıl bir tırmanış oğlum, maymun gibi. Keşke asansöre binseydim diyeceğimiz nadir anlardan. Ya oğlum. Yuh, magmaya düşseydin. Yuh ya, magmaya düşseydin ya. Ananı avradını, flash'ı açtığı gibi jumpscare'i yiyecek. Karşısındaki manzaraya bak. Emilicim tamam, sakin ol. Sakin ol. İşte bunlar hep çöküntüden kalan maden işçileri falan herhalde. Yani umarım onlardır. Daha farklı bir geçmişi varsa bilemem. Abi fena bir yere gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Var ya, canavarların yuvası sanırım, yuvası. Oğlum, bu Cehenneme Bir Adım filmini izleyen var mı? Orada bak birkaç tane böyle yaratık vardı. Birkaç tane dediğim tabii sürü şeklinde. Oğlum sürekli... Ne oluyor ya? Neyse işte, bu yaratıklar tip olarak hafif böyle Demogorgon gibiydi.
Really weird. Aa, madenci şeyi, bareti. Bu yaratıkların gözü falan görmüyordu. Ses mi duyuyorlardı sadece? Öyle bir şeydi ama öyle böyle değil yani. Çıt dediğin an duyuyordu seni. Bir madencinin ailesiyle fotoğrafı sanırım. Sevgili bile eve güvenince çabucak gel. Biricik eşim ve kızından sevgilerle. Ah lan. Çok zor. Bu madencilerin de işi gerçekten çok zor ya. Burada ne varmış? Ha, tırmanma yolu mu? Aa, şu an geri çıkamıyorum. Okey, arkada bir şey kaçırmış olabilirim. Tırman bakalım. Aman diyeyim. Eriş, sağa sıçra. Erişelim ya. Merdivene eriş bakalım. Skeçekler çok zor lan. Harbi diyorum bak, o anki adrenalin o kadar zor ki. Bir buçuk saniye falan sürüyor galiba. Ulan arkada gidebilecek bir yerler var mıydı acaba? Ben direkt buraya bastım ama buranın direkt beni bir animasyona soktuğunu anlamamıştım. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Biraz olsun güvenli bir bölgeye attık mı acaba kendimize? Bunu tabii sonra göreceğiz. Ulan var ya bak, işte Chris'in sahnesi geliyor, diyorum ki ulan en korkuncu bununki. Sam'in sahnesi geliyor, diyorum ki ulan en korkuncu bununki. Emily geliyor, diyorum ki en korkuncu bununki. Harbiden bak çok iyi yapmışlar yani. Onu satayım. Oğlum diğerlerininkinde yine insanla mücadele ediyorsun. Bunda ne yapacağız? Al, hangisinden gideceğiz? Ha, burası tam çıkmaz yolmuş. Aha, bir totem daha. Ölüm totemi. Ölüm totemi sadece bulan kişiyle ilgili oluyor yazmışsınız. Yani bulan kişinin öleceği anlamına geliyor diye. Peki şey mi, hani kurtuluşu yok mu onun, bulan kişinin, yani kesin ölüyor mu anlamında mı, yoksa başına net bir şey gelecek, orayı yapamazsan kesin ölüyor gibisinden bir şey mi? Aa, şarj gitti. Hadi bakalım. Işıksız mı devam ediyoruz? Yok anasını satayım. Kendi burnumla çıkaracağım ışığı. Benimki de soru ilahi Ahmet vallahi. Oğlum bu ne ya? Patlamalar mı oluyor yoksa ejderha mı var? Ne oluyor anasını satayım ya? Biz düşünce meşale de gitti tabii. Aa lan, o gelmem gereken yere geldim. Çok güzel, bak meşaleyi buldum. Merdivenden çıkarken düşmüştük ya, aynı yere geldik. Okey, demek ki doğru ilerliyoruz rota açısından. Zaten yanlış ilerleme gibi bir şey yok galiba. Her türlü seni o yola götürüyor. Harbiden sonunda çalışan bir şey bulduk ya. Tamam, şimdi asansörü çalıştırmış olduk. Bura bayağı gidiyor. Asansöre binmem gerekmiyor muydu? Dur bakalım, ilerleyelim. Emilicim, ilerlemesek mi? Loot yapacağız, totem bulacağız diye götü başı da dağıtabiliriz. He, şimdi Matt oldu değil mi? Az önce, daha doğrusu bir önceki bölümde mal diyordun, beni bir an önce kurtar diyordun, aç diyordun, oç diyordun. Başın sıkışınca, kardeş bizi bir kurtar amünüyü. Aha! En azından buradan çıkmanın yolunu mu bulduk? Ne oldu? Ama nasıl çıkacağız değil mi? Bir şey diyeceğim, burada bir saldırıya uğrayabiliriz. Burada bir saldırıya uğrayabiliriz. Yani buradan tırmanmak bir dağ keçesi değilsek mümkün değil gibi zaten. Etrafı bir kolaçan edelim. Lovely. Danger is my middle fucking name. Bu şey Matt'le bulduğumuz tabelanın diğer parçası mı acaba? Bir şey daha bulduk. Hena'nın fotoğrafı. Allah Allah. Lan ne Hena'ymış arkadaş. Dövmesinin fotoğrafını bulduk, okey. Sen ne zaman dövme yaptırıyorsun? Beth. Beth'e mektup göndermiş fotoğrafını. Bak tam son anda gördüm. Onu da sola ittir. Kayadaki işaretler. Oo, tam bir yıl öncesinin not almış birisi ve sürekli buraya çentik atmış. Dead by Daylight logosu çizmiş. Gelmelerini beklemiş olabilir mi? Hani her hafta, her gün, her ay, artık nasıl ayarladıysa, bir çentik gibisinden. Bir parça daha. Beth'in haçı mı? Mezar mı düzenlemiş lan birisi buna? Oğlum ben geri asansörü bulana kadar var ya kaybolurum ha. Öyle bir yere geldim ki. Harbiden şu an ne yaptığımı ben bile anlamıyorum yani. Ha, bir de oraya gireyim. Hadi bakalım. Emily var ya, Emily çok fena şeyler keşfediyor şu an. Bu ne lan? Oha! Oğlum o nasıl öyle korunmuş? Lan o nasıl öyle korunmuş bunca yıldır iskelete falan dönüşmeden? Manyaklar bir daha mı inceleyebiliyorum lan?
Ne oldu, az önce bağırıyordun, şimdi sanki sanki Beth diye inceliyorsun anasını satayım. Bu madenciler de burada mahsur kalmasına rağmen şey falan yazıyordu ya. Hani işte daha kötü durumda olmalarını bekliyorduk fiziksel olarak ama gayet iyilerdi falan. Bu Beth'in durumu da az önce anlattığımla ilgili olabilir yani. Buradaki güç artık her neyse böyle diri kalmalarını sağlıyor olabilir yani. İskelete falan dönüşmüyorlar. Bir şey daha bulduk. Ne bulduk? Kalp madalyonu. Hena ve Beth. Hena'nın kolyesi, evet. Şeyde, oyunun ta ilk başlarında fotoğrafında görmüştük ya. Hena belirgin bir madalyon takıyor diye. Oğlum tüm bunların burada ne işi var? Kim almış buraya götürmüş, saklamış? Josh bu olayları biliyor da manyak bunları böyle iskelete dönüşmesinler diye mi almış? Hiçbir şeyden haberi yok da başka biri mi var? Gerçekten anam çıldıracağım ha. Güzel, bütün haritayı dolaşıp asansörün olduğu yere tekrar geldik. Ne oluyor lan? Yine mi bozuldu? Ne oldu asansör? Ha, sese korkmuş. Hadi bakalım. Oğlum bunu kurtarabilme şansın var mı acaba? Bu ölüm totemi buldu ya. Ne oldu? Bunu satayım, bu ne? Allah! Allah, sessizlik. Oğlum çok zor ya, çok zor ya. O kadar zor ki klavyede. Hocam selam. Sen iyisin ben. Sen iyi bir insansın bence. Oğlum. Yapmamam lazımdı. Yapmamam lazımdı. Bence hata yaptım. Bence hata yaptım. Bu adam ne biliyor musunuz? Bu adam iyi biri. Neden iyi biri diyorum bu adama? Çünkü bak elinde alev silahı var. Bu adam büyük ihtimal bu yaratıklarla bir savaş içerisinde. Çünkü bu adamı Mike falan da kulübeye girerken falan görüyordu. Çok şüphe çektiler bu adama yani. Keşke vurmasaydım da yakalansaydık anasını satayım. Bilmiyorum, belki yanlış da düşünüyor olabilirim ama. Bu ne lan? Ha, oraya aleve vereceğiz. Adam gelemesin diye oraya aleve verdik. Ama meşalemizi kaybettik. Oğlum hata yapmış olabilirim ya. Ulan. O an can kurtarma içgüdüsüyle yani ne çıkarsa önüme bastım. Saklan, geriye dön. Dur. Geriye dön dediği adama teslim olma açısından mı? Abi her ne olursa olsun şu an bir yabancıya güvenemeyiz. Çünkü Emily kim katil, kim değil, hiçbir şey bilmiyor şu an yani, anladın mı? Ben saklanacağım ya. Çok zor saklanma şeyini yapması ama. Vallahi bunu burada öldüreceğiz gibi. Klavye de inanılmaz zor. Çok anlık yani. Reis, sana yakalansak da bir şey olmayacak gibi be sanki. Ha, zaten hiç öyle bir şey sormuyormuş. Direkt beni buldu. Oğlum sen iyi bir insansın lan. Lütfen bana zarar verme. Çok bak, çok güzel bir tahmin yürüttüm seninle ilgili. O alev seslerinden, alev silahı bulundurmandan dolayı falan. Sen buranın korucususun. Evet, hadi bakalım. Psikopat herif, gözlere bak. Psikopata bak lan. How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? Yani. I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No, no, no! They're gone! I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter. I hope you appreciated my little fantastic. Hadi bakalım, anlatıyor bütün olayları. I mean, no detail too small. No opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. And all that gore. Şakala bak lan. Aa bak, bedeninin alt kısmı sahteymiş. Sadece kafası varmış. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little runt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys.
Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. Kafayı yemiş var ya, kafayı yemiş. You guys are all gonna thank me when you guys become. Abi de bunların hepsini yayınlayacağım. Wait, what? Oh, you better believe this little puppy is going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. Bayağı kendi filmini çekti adam. Hard drives in China. To count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. Nasıl? What? Did you hear me? Jessica is dead. And you are gonna fucking pay, dick! Oğlum Jessica... Dönüşenlerden biri Jessica arkadaşlar, hayırlı olsun. O ölmedi. Lan! Adamı esir aldık anasını satayım. Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you have to fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! Ya bak, gerçekten bunun kardeşlerinin başına gelen olay çok kötü bir olay. Tetikleyenler de bunlar tamam ama bunlarınki yani klasik bir akran zorbalıydı. Hani böyle müthiş de abartılı bir şey değildi. Tamam, hani gururla oynadılar falan filan, duygularıyla dalga geçtiler, okey. Ama bu Josh'un yaptığı daha böyle art niyetli, gerçekten zarar verme amaçlı bir şey falan olduğu için tepkilerini haklılar yani bence. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Helal lan Chris. Dude, Chris. Bro. And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Yürü lan. Kerata, sen psikopatsın şu an. Potansiyel bir tehlikesin. Stupid before we call the police in the morning. Come on. Of, hala sabaha kadar beklememiz gerekiyor. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Keçimsiz bunu hak ettin. Konuyu kapat. Hak ettin bunu ya. Are you insane? Like really? Do you not understand what you've done? I'm a healer, man. I bring people together. Not like you assholes. That's enough. Bir de hala üste çıkmaya çalışıyor. Yavşağa bak. You only see what you want to see. You're blind. You are dude. It's not my fault. You suckers can't take a joke. Lan böyle şaka mı olur? Manyağa bak. Arkadaki heykel mi o? Biri mi izliyor? O ne lan sağdaki? Right now I am so sorry. Stop it. Jesus, dude. Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am. That something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what. Bu konuda doğru söylüyor olabilir ya. Kuşkulu. Ters giden bir şeyler var abi. Diğer olayların da farkında olmaları gerekiyor. Something feels really wrong here, man. Are you joking? I'm just having a really hard time that figuring out that he would like do anything to hurt Jess. Biraz mantıklı olmamız lazım, evet. What he did to her. With my own eyes. This is her blood. Oğlum nasıl gördün? Biz niye görmedik o zaman ya? Hala gülüyor, Allah'ım yarabbim ya. Asıl ben senin, bak şimdi beni sinir etme ha. This is not how it's supposed to go down. You're just a bunch of bullies. Ya bununla ilgili var ya, bana çok net bir fikir soracak. Bunu bağışlamak istiyor musun hani falan gibisinden. Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Şunu at şuranın içine, hala konuşuyor ya. Savunucu korkan tekizin agresif devam ya. Really, really, really need to shut up, man. Oh yeah. I mean I don't even know what you mean because I don't have anything to regret. Oh my god. Bu var ya, beyin gitmiş. Bu var ya, bu. Transa geçmiş ya, transa. Şurada otur efendice. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu burada tek bırakırsak, okay, yaratıklardan birisi gelirse bunu yer. Right still. Okay. Can't tie him up if they're just wiggle around. Gosh, dude. I need me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight. Okay? Not so tight, okay?
It's plastic ties, that's where it's at. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. Plastik kayışlar dediği Sam'i bağladığı şey arkadaşlar. Oğlum onun kafa gitti lan. Adam deliriyor şu an. Mike, what? What happened with Jess, Mike? You know what happened? No, no, I. Ya bu konuda bence Josh haklı ya, gerçekten bilmiyor. A problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. No, I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. Ya bu manyağı nasıl güvenilen şimdi? Boş boş konuşuyor bir de ya. Nasıl tahrik ediyor adamı bak. Shut your fucking mouth! Chris'in gözler. Vur Josh ne oğlum? Dur tövbe dur lan dur. Silahı al tabii ki de manyak herif. Haklıyken haksız duruma düşer şimdi. Oha! Seriously? Kolunu kopar kanka öyle olmaz. Yavaş şey yaptın onu ya. Come on Chris, you know me better than that. Yeah Chris, you know me better than that. Yeah, well just next time give me a heads up, alright? Oh you poor little piggies. You can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros, bros! Oğlum bu baya... Make sure everything's all right. Hani... Lunatic in the morning. Sleep over. Biraz şey olaylarına bağlasa arkadaşlar, abartmış olabilirim kusura bakmayın. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Jessica'nın başına gelenlerden üzgünüm falan filanına bağlasa biraz daha yumuşacak ortalık. Hala bu tahrik etmeye çalışıyor yani. Hiç ne pişmanlık duyuyor ne bir şey yapıyor bu. Gitti kafa gitti bunun. Oğlum Chris niye tek kaldı şu an ya? Yalnız olur da sağ kalmayı başarırsak 8. bölüm aydınlanma. 3 saat kaldı, 3 bölüm kaldı yani. Olur da yaşamayı başarırsak Ashley ve Chris'in evlenmesi lazım. Chris bir arkadaşını sattı, bir kendi kafasına sıktı Ashley için. Dur oğlum adam... Aha bak 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 geldi. O Allah'ın belası yaratık geldi. Adam iyi olduğunu biliyordum. İyi olduğunu biliyordum. İyi olduğunu biliyordum. Belliydi. Doğru analiz demişiz. Bize yardım da etti. Bir şeyler verdi. Ne verdi görmedim ama. El feneri falan mı verdi acaba? Ne vermiş bakalım. Aynen el feneri. Ha yo şey vermiş. Tamam. Flare vermiş. Hadi bakalım Emily. Sağ olsun beyefendi de bize yardım etti. Ne varmış burada? Yine madencilerle ilgili bir şeyler. Efendim? O neydi kız? Çık 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 çık. Emily'cim dikkatliyin zaten. Sağ diz kapağına zarar gelmişti biliyorsun ki. Yavaş. Yavaş. Bir totem daha bulundu. Kısmet totemi mi? Mike evleniyor o zaman. İlk defa kısmet totemi bulduk. Şans ve talihin rüyalarını taşırdı. Birisini sıkacakken vazgeçiyor. Bu bize saldıran az önce gördüğümüz yaratık gibi şeyler acaba madenciler mi? Yani onlara mı dönüştüler? Buradaki artık lanet midir, güç müdür, nedir? O şey yüzünden. Ya bu ses olayı var ya, beni mahvedecek ya. Kesin birkaç kişinin ölümüne o yüzden sebep olacağım. Şimdi arkadaşlar o ses olayı için PlayStation kolu gerekiyor. Yani normal kollarda da çalışıyor da normal kollarda hiçbir şey yapmayıp dümdüz dursam bile sayıyor oraya. Yani herhangi bir heyecanı olmuyor sahnenin. PlayStation kolu da yok bende şu an. O yüzden dümdüz kol takıp düz durup herhangi bir heyecan yaşamadan geçmek de istemiyorum. Kesin yandan falan bir şey geçti, kamera açısı değişini göremedim. O yüzden en azından biraz heyecan olsun diye klavyeyle yapıyorum. Zaten normal oyunda klavyeyle oynadığım için. Bir totem daha mı? Neler diyorsun ya? Bu ne oğlum, arı mı lan bu? Tehlike totemi. Flare açıp böyle kayalıklar gibi bir şeyin arasından geçiyoruz. Bu tehlike demekmiş. Sanırım o kararı vermemem gerekiyor. Aa burası değil mi lan işte? Aynı yer. Bir şey diyeceğim. Hani burada bir tehlike yaşayacaksın, dikkatli ol diye mi uyarıyor? Yoksa oradan hiç mi gitmemem gerekiyor? Bak zor bir karar. Ama arkada da gidecek yol var mı? Yoktu arkada yol ya. Zaten direkt olarak tek bir şerit üzerinden geldim. Evet. Buradan geçeceğiz ama tehlike bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Vallahi. Totemde gördüğümüz şeyi... bizzat canlandırdık. Aman diyeyim ablacım. Aman diyeyim ablacım, aman diyeyim ablacım. Bu ne oğlum? Bir
tane sıkıca kıskalasam sıçtık biliyorsunuz değil mi? Aa hayır, sol! Asansör burada çünkü. Bas hemen bas. Çabuk 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 çabuk! Çalışmıyor mu lan? Of, o tabelayı görmesem sıçıyorduk galiba. Son anda çevirdim var ya. Tamam, tehlikeyi atlattık mı? Oğlum donma bak, donarken skill check tutturdum. Allah'ım sen bana yardım et. O ne lan? Ateşe ver orayı. Akıllısın kız, akıllısın kız. Atla ona şimdi. Hadi bakalım oradan gidiyoruz. Tamam, bekle, o seni götürecek zaten. Yürüyen merdivenlerde koşanlar gibisin ya. Yine o lanet seçim. Şimdi kal ve sıçra mıydı? Burada kalırsak hızlı gidemediğimiz için burada, çünkü sonuçta bir direnç var. Yavaşlarız yani, baya yavaşız. Ama peşimizden geliyor mu şimdi, onu durdurduk mu? Onu bilmiyorum. Sıçra dediğimizde de aşağı mı atlıyor, yan bir kısma mı geçiyor bilemedim ya. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bence burada kalmak güvenli değil abi. Aşağı sıçra dedim. Hadi bakalım. En azından koşabileceğimiz bir yol diyeceğim. Lan burada aynıymış. Ama burası duruyor. Tamam, güzel. Durduğu için daha hızlı gidebildik buradan. Okey. Güzel bir karar vermiş olabiliriz arkadaşlar. Oğlum bu gitmiyor ya. Kitle hemen şurayı. Aynen, dibinde dur da kapının. Allah'ım sahneye bak. Sahneye bak. Başımı alıp nerelere gideyim ben, nerelere gideyim? Oğlum bu ne? Bir skill check ıskalasam muhtemelen ikiye bölünecektik. Öyle bir ortam yani, öyle bir stres, öyle bir adrenalin, öyle kararlar vermemiz gerekiyor. Hocam görüşürüz. Benden bu kadar. Benden bu kadar arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Sahne başladığı gibi durduracağım. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Beni aynı ortama at. Belki şu kadar heyecanlanmam yani, hani öyle yapmışlar adamlar oyunu ya. Evet, durdurdum arkadaşlar. Burada bırakıyoruz bu bölümü. İnanılmaz bir bölümdü. Yani bir saniye rahat duramadık. Böyle alayım hani gameplay'i, yürüyeyim falanlık hiçbir şey olmadı. Full stres, full gerginlik, full korku. İnanılmaz bir bölümdü. Yarın bir günlük ara vereceğiz arkadaşlar seriye. Dead by Daylight videosu atmaya çalışacağım bir aksilik olmazsa. Yine bir aksilik olmazsa da cumartesi günü final bölümünü yapacağız. Artık ne kadar kaldı, kaç saat kaldı oyunun bitimine bilmiyorum. Ama cumartesi günü tamamını oynayacağım. 5. bölümde oyunu bitirmiş olacağız yani. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok fazla keyif alıyorum bu seriden. Yorumlarınızı da güvenli bir şekilde okuyorum spoiler yemeden, merak etmeyin. Sizlerin de keyif aldığının farkındayım yani. Çok iyi ilerliyor seri. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.